En iyi 9 anime tavsiyesi mesela. Bakın. Herkese merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir ve iyi bir sebepten ötürü bu videoyu tıklamışsınızdır. Bu videoda zaten muhtemelen başlıktan da anlayabileceğiniz bir tane. Normalde daha önce böyle bir video. Bu video ise tabii ki biliyorsunuz süper gelişmiş muhteşem YouTube kariyerimde bir yorum. Boş muhabbeti geçme konusundaki skilllerini takdir ettim. Bu ne lan? İlk kategorimiz yine korku ve gizem. Karanlık başlayıp yavaş yavaş açılacağız. Bu kategoriye en uygun anime ise benim fikrimce Another oldu. Kısaca anime... Ben bunu duydum oğlum. İzledin mi? Kanka ya. Bak ben de buna karşıyım kanka. Animenin amacının film veya dizi olarak maliyeti yüksek olacağı için fantastik unsurları çizerek bu şekilde yaratmak olduğunu düşünüyorum. Mesela içinde fantastik öğe bulunmayan anime izleyen insanlar hastalıklıdır. Al sana iddia. Yani mantıklı bence. Yani ben özellikle gider. Fantaziyi sevdiğim için. Devam abi. Abi Another şemsiye sahnesini izle, şemsiye ile gezmezsin bir daha. Tarzında birkaç yorum. Hikayesi Sakakibara isimli ana karakterin etrafında dönüyor. Sakakibara yeni bir şehire taşınıyor. O şehirde bir okulun belli bir sınıfında da 1972 yılında Misaki Mei isimli bir kız varmış. Çok popüler, çok güzel, yetenekli bir kız. Ama o okuldan mezun olamadan hayatını yitirmiş. O zamandan sonra oradaki kasaba, artık şehir her neyse, çok rahatsız edici bir atmosferin altına bürünmüş. Oradaki okuldaki öğrenciler de aynı şekilde. Tam 26 yıl sonra da Sakakibara bu okulun o sınıfına düşüyor ve o okulda yine Misaki Mei isimli bir göz bandı takan bir kızla karşılaşıyor. Fark ediyor ki kimse bu kızla muhatap olmuyor. Onu görmezden geliyorlar hatta. Onun varlığından kimsenin haberi yokmuş gibi etrafta geziyor. Bu kız ölü baba. O kız o kız ama. İşte acaba kız hayalet miymiş? Bence bunu acaba garip büyük buluyor ve kendisi o kıza yaklaşmaya çalışıyor. Onunla iletişime geçmeye çalışıyor. Tam dokunacağı anda hop kolu içinden geçiyor. Aynen öyle. Kız bunun tehlikeli olduğunu ve yapmaması gerektiğini söylüyorlar ama yine de dinlemiyor. Misaki Mei'nin kendisi bile uyanmasına rağmen. Düşünsene. Kız ölü diyorum amına koyayım, beyler salak mısınız? Ben bir kanka. Sana anlatıyorum. Bir kızdan bahsediyorum. Geliyorum böyle yapıyorum. Oğlum kız ölüymüş amına koyayım. Böyle olurum ne? Ne? Ben devam ediyorum. Ölü değilmiş ki, kız yaşıyormuş. Bu sayede kız ölmemiş amına koyayım. Tetikleniyor ve bu hikayede o 26 yıl önceki olay ve şu anki kız kutsal damacana çıkıyor yazmış. Bir enigma etrafında dönüyor. Gerçekten ilginç. Eğer gizem, korku ve biraz gore kaldırabiliyorsanız izlemenizi tavsiye ederim. Ölümlü sahne. Aa, şemsiye sahnesi dediğiniz bu mu? Kızın boynuna mı girecek lan? Neler var işte. Kan var yani, öyle sadece gizem korku değil, jumpscare falan. Kısaca ya, yani şey izlemenizi öneririm. Yani merdivene takılıp şemsiye elinden kayıyor. O ucu da tam gırtlağına değiyorsa açılmaz. Siktir git öl zaten amına koyayım. Öyle bir cenabetlik yok yani. Hadi. Ona 7.6. Kötü bir puan değil. Çok iyi de denilmez. Zaten 12 bölüm 2012 senesinde çıktı. Daha da yeni sezonda gelmeyecek. İzleyip hemen bitirebilirsiniz. Diğer kategoriye geçelim. Çocuk mu ölüymüş? Ne bileyim amına. Oğlum ben ölüymüşüm amına koyayım. Çocuk diğer gün geldiği gün söyledikleri. Kızı da suçladık abi. Atashi no tame ni hito o koroseru. İkinci sıradaki kategorimiz ise gizem ve psikolojik. Buraya koyduğum anime açık ara. Oo, bence çoğu tamam, ben bu çocuğu anladım kanka. Bu Tokyo Ghoul falan da koymuştur buraya. Yaz. Bak direkt karakter analizi yani. Bu senin sevmediğin tarzda animeci galiba. Bu benim sevmediğim tarz kanka. Bu arada açık ara çok iyi diyor. Aa, bu anime Erased için. Kanka bu. Bilmiyorum da yani Tokyo Ghoul olduğunu düşünüyorum ben. Erased ya da Boku no Kenaimachi de deniyor. Netflix'te de var, 12 bölümcük. Ama bu 12 bölümle gerçekten çok güzel bir şaheser yaratmış mangaka. Hikayemiz Satoru isimli doğaüstü bir gücü olan karakterimizin etrafında dönüyor. Yarram al bir sana fantazya amına. Vallahi ölüm... ilgimi çekti, merak ettim. Niye yarram falan? Ben Holmes'e diyorum. Ha. Holmes'e deyince okey mi? Holmes izle lan. Bak, sevmiyordun. Oğlum sizde lan
Çocuklar kızıyor ama. Gerçekleştiğinde onun yakınında. O kaza olmadan birkaç dakika öncesine gidiyor, gönderiliyor ya da. Bir gün yine bir kazadan ötürü geri gönderiliyor ama bu sefer kısa bir süre değil de ta 18 yıl öncesinde, ta çocuk olduğu zamana gönderiliyor. Orada farkına varıyor ki onu bir nevi geri gönderen kazanın ta 18 yılı önceki sınıf arkadaşı olan bir kız Kayo'nun kaçırılıp öldürülmesiyle alakalı bir şey olabildiğini, aralarında bir bağlantı olabileceğini düşünüyor ve bu sefer Kayo'yu kurtarmaya, oradaki gizemi çözmeye karar veriyor. Gerçekten bir çok şey güzel ya. Müzik olsun, atmosferi olsun, çok değişik hisler hissettiriyor size. Sanki siz kendiniz geçmişe gitmişsiniz, kendi çocukluğunuza dönmüş gibi hissediyorsunuz. Muhteşem bir animelik gerçekten. Ya benim şöyle bir fantezim var. Bu gerçekleşir mi? Alakasız fantezilerimden bahsediyormuşum. Hayır. Cyber, sen ve ben oturup anime izliyoruz. Bu yaşanır mı? Cyber patron çağırdı gitti. Yani yaşansa sarar yani. Netflix'te de varmış. Ya ben izleyeceğim seninle anime. Ama tamam, sadece gerçekten Attack on Titan'la başlamak istiyorum. Tamam. Attack on Titan'dan sonra da izlediğimiz animelerde çok titiz olmamız gerekiyor. Tamam, okey. Tamam. Ya oğlum ben sana ne zaman kötü bir film önerdim ya? Ya bir... Kanka bak. Bence beni dinleyin Muti. Attack on Titan, sonra ilk sezon Sword Art Online. Sonra zaten ne izletirsen alır içine. Kanka ya Sword Art Online'la zaman kaybetmeyelim kuzen. Boş boş. Kanka anladım. Ama ilk sezon kanka sarar. Alışma şeyi, ısınmak için. Isınma turları. Ben ona vereceğim. Aynen. Güzelleri. Aklını alacağım onun ben. Sen canını hiç sıkma. O şimdi biraz kaşarlanıyor kanka animeye doğru. Bu arada ama... buna devam ederken chatten de en iyi 5 animenizi istiyorlar. Senin ve Holmes'un. Kanka ben favori diyebileceğim animeleri söyleyeyim. Söyle. Death Note'u alırım. Tamam. Attack on Titan'ı daha almam çünkü 25 bölüm izledim ve unuttum onu, tam bitiremedim. Şeyi alabilirim. Fate Stay Night'ı alabilirim. Sonracığıma... neydi lan onun adı? Fullmetal Alchemist'i alırım. Tower of God'ı alabilirim ama onun 2 sezonunu bekliyorum yani. O harbi iyi geldi. Sonra başka soluksuz izlediğim animeleri düşünüyorum. Kanka var bir sürü izlediğim anime de aklıma gelmiyor şu an. Tamam, sen zaten 5 taneden fazla bile saydın. Holmes, sen 5 tane verecek olsan. Kanka Naruto, Attack on Titan, Fullmetal Alchemist, Hellsing. Helsing'i beğendin mi? Helsing güzeldir. Ben ama çok yavaş ilerliyor ya. Sen ama Ultimate'den normalini de izlemiştim eskiden. Dracula animesi Castlevania değil mi? Aha. Evet. Bir tane daha. Helsing de var, o da Dracula. Kanka klasik Beyblade, Pokemon, Yu-Gi-Oh falan sokmuyorum işin içine. Tamam. Beşinci olarak da ne diyeyim? Zor soru kanka. Buraya ne soksan şey diyelim ya. Death Note. One Piece'i bitirmedim çünkü. O yüzden söylemiyorum. Death yani Note diyorsun. 70 bölüm falan. Evet. Death Note'un ilk sen 25 bayağı, bölümü. Kurtlar şey... Vadisi hesabı. Sen ilk temel 5 eseri saydın zaten. Evet. Değil mi? Tabii öyle tabii. Abi, ben burada aslında kanka, zihin altı, bilinç altı şey mesaj yerleştiriyorum. Anladım. Bunları izlemeden çok konuşmayın diyorsun, evet, yani. Tabii bunlar önemli. Tamam. Devam edelim bu videoya. Bu anime, özellikle bu Erased, benim çok ilgimi çekti mesela. Tamam. Çünkü günümüzde geçiyor. Eski dönem animesi gibi bir şey de değil. Anladın mı? 88'de geçiyor oğlum. Hayır. 88'de döndü adam. Yani 2016'da falan bence geçiyor bu. 12 bölüm. Keşke unutup tekrar izleyebilsem dediğim animelerden. İzlemediyseniz kesinlikle izleyin. 12 bölümcük zaten. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Netflix'e de var. Eğer Netflix'iniz varsa oradan da hemen tık diye izleyebilirsiniz. My Animalist skoru 8.44. Ama bence, benim kendi fikrim bu, daha çok puan hak ediyor. 9'a kadar hak ediyor bence bu anime. Çünkü gerçekten ne kadar vurgularsam vurgulayayım, çok güzel anime. Daha çok hak ediyor. İzleyin, izlettirin ve muhteşem. Satoru. Nasıl o? Muhtemelen bu Erased çok şey. Şey benziyor mu Balenciaga'nın başına? Evet. Bir plot twist, kafa siken bir anime. Anladın mı? Inception'ımsı bir bokluk var bunun. Ya bilmiyorum. Hatta Inception da değil, Dark'ımsı bir bokluk var. Shutter Island diyorum. He found himself overwhelmed with happiness and satisfaction.
Üçüncü kategorimizde detektif, mystery, gizem, polisiye. Buradaki anime de belki mainstream bir anime. Herkes biliyordur zaten. Ama yine de çok 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 güzel bir anime. Death Note. Normalde başka bir tane daha vardı aklımda ama yeni başlayanlara biraz daha... Elmacı Reis. Bu tavsiyelerim. Death Note'u koyma kararını aldım. Hikayesi her ne kadar çok... Ben Death Note'la ilgili ne bildiğimi söyleyeyim mi? Bu çocuk bu deftere istediği birinin adını yazıyor, o işte ölüyor. Aynen öyle. Kanka mevzu ne biliyor musun? Hayır, ilk bölümden anlatacağım. İlk bölümden olanları ya. İlk sahneyi falan anlatıyorum zaten. Böyle ölüm melekleri var, tamam mı? Bunların bu elmacı böyle... ölüm meleği mi? Elmacı reis dediği var ya, Ryuk. Harbi elma seviyor, o yüzden şey elmacı diyor. Bu elma yiyor kanka. Bizim eleman Kira şey bunu tribe sokuyor. Elma melma vermiyor bazen, sonra veriyor falan. Köy elmacısı. Kanka neyse. Bu şey, bu elmacı dediğimiz Ryuk sıkılıyor kanka. Hep aynı bu. İns böyle ruhlar üzerine iddia falan giriyorlar. Ölüm yılları üstüne iddia giriyorlar falan filan. Sıkılıyor mevzudan. Diyor ki ben bir insanlara atayım şunu. Çocuk buluyor bunu kanka. Böyle anlatılır mı? Tam öyle oluyor ama. Bir atayım da aşağısı karışsın ama. Aynen, tam öyle atıyor kanka. Ağır özet. Kanka aşağıyı karıştırmak için atıyor. Bizim Kira da bunu buluyor. Bakıyor hani cidden böyle bir şey var. Çocuk çok zeki. Olan ana karakterimiz. Benim favorim. Bir de onun karşısında çok sağlam bir dedektif var. Mesela o dedektifi de çok seven oluyor. Mesela Erdi... Alaturka sıçış pozisyonunda oturuyor. Hayır, böyle oturuyor Fırk kanka. Bari böyle kanka. Bütün, bütün amına koyduğumu dizisinde herif böyle oturdu kanka. Alaturka sıçış pozisyonu. Bir de alakasız böyle şeyler yiyor. Şekerli şeyler falan. Neyse. Bizim eleman bunu alıyor, diyor ki ben madem böyle bir güce eriştim. Tanrılar bana bunu yolladı. El ben... yazıyor herkes bu arada. El işte. El o şey. Dedektifin adı. Ha. Bizim ana karakterin adı Kira, katil muhabbetine. Aha. Çocuk diyor ki ben suçluları öldüreceğim. Tamam. Dünyayı güzelleştirmem lazım. Ama sonra ölüyor. Baktı sarıyor. Sonra reis var ya, memleketin içinden geçiyor kanka. Çok iyi. Kiracıyım ben mesela. Sen öldürücücü kanka musun? Ki düşün beni, normalde ben her zaman iyi karakterciyim. Anladım, anladım. Ben L'deyim kanka. Sıçma, cenin pozisyonu forever. Hastasısın sen de bunun. Yagami Light o adamdır. İse de yine de anlatalım. Hikayemizin ana karakteri Light Yagami, belki de Japonya'nın sen en niye anlattın? Bu adam zaten anlatacak da amına koyayım. Şu anki sisteminden, suç oranlarından, adaletsizliklerinden babası bıkmış bir insan, sistemin çöp ve bu dünyanın çok kötü bir yer olduğunu düşünüyor ve bu sebeplerden ötürü de hiçbir şeyde anlam göremiyor. Bir gün derste otururken, camdan dışarı bakarken havadan bir defterin düştüğünü görüyor. Okuldan sonra bu defterin yanı ya şu yoruma ne diyorsun? Dur bakıyorum. Yani garip bir yorum. Keşke spoiler bu arada. Yanına gidip bakıyor. Havadan düşen defter tabii ki Death Note. Ve yazıyor ki kimin ismini bu deftere yazarsan 40 saniye sonra sebebini yazmadığın sürece kalp krizinden ölecektir. İlk başta buna tabii ki hiçbir şekilde inanmıyor ama sonra bir... Bir dakika, ne? Şartı ne? Kanka yazarsan ismini bir şey yazma. Mesela İsmet Efe Uygaç yazdım. Hiçbir şey yazmadım. Allah korusun. 40 saniye içinde kalp krizinden ölüyorsun. Ama mesela işte İsmet Efe Uygaç araba kazası şu tarih yazarsam o tarihte araba kazasında ölüyor. Harbi mi? Oha iyiymiş lan. Bir şekilde ilgisini çekiyor ve eve götürüyor. Küçük bir testte de daha sonra bunun gerçekliğini kanıtlıyor. Ve daha sonra bu dünyanın tanrısı olmak adına o defter... Reis var ya zaten sahneleri gör. Kalem çekiyor, zart zurt yazıyor, he, açılar falan. Pozlanıyor bir tabii süre tabii, sonra bir sürü, değil mi? Bir sürü pozlar, bir çekişi var kalem bazen böyle şak falan. Plan kuruyor, 200 IQ diyorlar. Kanka, Kira da elde zeka küpü. Ne oldu amına koyayım? El yakalayamamış ki Kira'yı bir türlü. El'in yakalamak istediği kişi Kira mı ki zaten? Kira suçluları öldürüyordu hani. Kanka ama El... Neyse bir şey anlatma. Yani kanka bir de sistem var biliyor musun? Kanka kanun var, kitap var amına koyayım yani, anladın bugün mı? Bugün tane... milleti yazan yarın bizi yazar amına koyayım. Doğru. Suçluları öldürmek için. Ulan şöyle epik bir sahne var mı? Yemin billah ederim ki götümden atıyorum şu anda. Dizinin sonunda bitti mi bu dizi? Bir 40 bölüm. Kendini falan yazıyor mu? Hatırlamıyorum. Tamam.
kullanıyor. Tabii ki diğerleri de boş durmuyor. Light Yagami'nin ya da kendine taktığı takma isimle Kira'nın böyle rastgele suçluları öldürmesine göz yumuyor polisler. Kira'nın peşine aralarından en iyi dedektif olan L isimli kimsenin kim olduğunu bilmediği bir insanı peşine takıyorlar. İkisinin arasındaki 5000 IQ'lu kapışmaları, o beyin oyunlarını izliyorsunuz. Gerçekten çok güzel ve çok heyecanlı bir anime. Hiçbir animede hissetmediğim duygular hissetmiştim bunda. Bir bölümü bitirdiğimde bir yerine çekiyor. Adam anlatırken bile şey... Gördün mü nasıl kalemi çektiğini? Hiçbir animede hissetmediğim duygular hissetmiştim bunda. Bir bölümü bitirdiğimde diğerini açmamak imkansızdı yani. Kendimi durduramıyordum resmen. Bölüm ardında bölüm 2-3 günde bitirmiştim animeyi. Az vaktim olmasına rağmen. Çoğu kişi belki aa mainstream bu anime, herkes izliyor falan filan olabilir. Ben de öyle düşünüyordum açıkçası. Önüme çıkmıştı öyle izleyeyim dedim. İyi ki şey diyeceğim. Çocuk acaba... aşkı anlatıyor bu arada. Bu arada çocuk gece vakti mi çekiyor acaba? Biraz sessiz konuşuyor evet. Biraz sessiz bir tonla. Ama bir hoş da gelmedi değil böyle bir ASMR evet, tadında. Yani. Evet ensemizi üfürüyor gibi. İzlemişim, hiç pişman değilim. Ve hatta unutabilsem tekrar izlesem dediklerimden bir tanesi yine bu da. Kesinlikle izleyin. Daha sonra hangi teamde olduğunuzu söylersiniz. Bu arada anime 37 bölüm ve My Animalist puanı 8.63. Popülaritesi tabii ki birinci sırada. Dediğim gibi bak, çok mainstream. Bak gördün mü kanka? Ama bu güzel oldu gerçeğini değiştir tabii ki birinci sırada. Bak. Ha tamam. Ve My Animalist puanı 8.63. Popülaritesi tabii bak, ki birinci kanka. Sırada. Dediğim gibi her çok yerde. Mainstream bir anime. Ama bu güzel oldu gerçeğini değiştirdim. O da şeker yiyor manya. Lütfen ön yargılı olmayalım. Soda. Reisi karbon dedi kanka. Boku kirada. Tamam bu reis şey hikaye seviyor ya. Bunda fantezi de barındıracak içinde ama. Bu biraz polisiye seviyor gibi geldi bana. Böyle gizem polisiye. Yani hikayenin derinliğini dördüncü... istiyorlar. Çünkü reis de aha, anladım. Çok iyi. Ne geçen bu? Sene Demon Slayer. Kategorimizde. Ha, chatte çok yazdılar bunu. Demon Slayer ve çok tatlı. Shonen Adventure aksiyon animesi var. Çok yeni ve belki yine çok mainstream olabilir. Her ne kadar yeni çıkmış olsa da. Demon Slayer yeni çağ shonenler arasında da yerini almış durumda. Shonen bu arada erkeklere yönelik böyle aksiyon falan içeren animelere deniyor. Demon Slayer'in hikayesi kısaca Tanjiro ve kız kardeşi. Bu erkek mi bu ana karakter? Dönüyor. Tanjiro ve ailesi babası dışında. Kanka Zenitsu bayağı iyi. Full uyuyor. Ve böyle normalde kanka nasıl biliyor musun? Böyle hiç mevzu ne biliyor musun kanka? İblisler var dünya üzerinde. Bir de iblis hunterlar var. Evet. Bunlar işte iblis hunter olacaklar. Daha sınavlar, zatlar, zutlar bir tayfa kuruluyor. Zenitsu onlardan biri. Zenitsu böyle full uyuyor kanka. Normalde hiçbir şey yapmayıp aralarındaki en ağlak tip. Ama uyuduğu zaman şöyle bir hareketi var. Bir nefes verişi var kanka. Onu verdiği zaman amına koyuyor hepsini. Anladım. Böyle babası şey... bir sebepten ötürü önceden ölmüş. Ormanda yaşayan basic, sakin bir aile. Hiç özel gücü olmayan böyle normal insanlar ormanda hayatlarını sürdürüyorlar. Bir gün bunun, Tanjiro... Bunun çok sağlam bir düzü var. Bunun kafası çok sert kanka. Bu çocuk da ne biliyor musun? Köyün muhtarı moruk. Herkesin çok sevdiği inanılmaz tatlı çocuklar olur ya köydeki bütün herkes. O işte bu. Babasının ölümünden dolayı eve para getirme umuduyla şehre inip bir şeyler satıyor. Geri döndüğünde ama tüm ailesinin iblisler, demonlar tarafından saldırıya uğradığını. Çoğu neden olmazsa olmazı. Görüyor. Tüm ailesi katledilmiş, evi kanlar içerisinde ne olduğunu anlamıyor tabii ki. O sırada ama Nezuko isimli kardeşinin, küçük kız kardeşinin yaşadığını ama bir iblise dönüştüğünü fark ediyor. Ne var ki Nezuko insansal duygularını hala kaybetmemiş bir demon olmasına rağmen. Tanjiro da kız kardeşinin ve ailesinin öcünü almaya yemin ediyor ve iblisleri kökten yok etmek ve Nezuko'yu geri insana çevirmek için bir söz veriyor. Gerçekten çok aksiyon dolu, çok heyecanlı bir anime. Çok tahmin edilemez değil hikayenin gidişatı. Klasik zaten ama bunu diğerlerine göre ayrı kılan bir sebep benim için. Bazı shonen animelerinde savaşlar falan çok az sürüyor ya da diyorsunuz ki üf şununla şu savaşsa işte neden savaşlar çok az falan. Bence Demon Slayer'da bu savaş konusu tam ideal bir şekilde oturtulmuş. Çok fazla çok güzel savaşlar var. Zaten ha, yeni bir anime olduğundan da animasyonlar falan da iyi. Yani ne bileyim katanalı animeleri, kılıçlı animeleri ya da ana karakterin kendini zamanla geliştirip güçlendiği anime türlerini seviyorsanız izlemenizi tavsiye ediyorum izlemediyseniz eğer. Zaten 26 bölüm. 15. bölüme geldikten sonra ben kendimi durduramamıştım. Hepsini birden tak diye izledim. My Animalist puanı da 8.76. Vay yüksekmiş lan. Demin saydıklarımın hepsinden çok daha iyi. Ne zaman? Çengelköy'e taşındık ya. O evet. Daha az kişinin oy vermiş olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Yeni olduğundan da kaynaklanıyor olabilir. Ama bence puanı hak etmiyor değil. Gerçekten güzel bence. O
Çocuğun sesi bu mu? Yok. Böyle atlan. Anlatıcının sesiydi galiba. Bu ne? Selam beklenen mi ne bu? Yo. Evet. Beşinci kategorimizde ise yine aksiyon ve bilim kurgu var. Bu anime gerçekten Big Brain animesi. Dr. Stone yine yeni bir... Çetin o çok söylediği Dr. Stone. Anime. Güzel geçmek gerekirse bir gün rastgele bilinmeyen bir sebepten ötürü dünyada bir ışın patlıyor. Gördün mü? Güzel geçmek gerekirse bir gün rastgele bilinmeyen bir sebep... H&M'den ötürü dünyada bir ışın patlaması oluyor ve dünyadaki neredeyse tüm canlılar, insanların hepsi taşa dönüşüyorlar ve binlerce yıl boyu insanlık böyle taş halinde kalıyor. Artık şehirler yıkılıyor, ormanlar tekrar şehirlerin içerisinde büyümeye başlıyor. Artık şehir... Oha, güzel konu lan. Bir metropol, insanlıkla alakalı... Kıyamet sonrası ben çok severim. Postapokaliptik. Çok çok az şey kalıyor. Hep kalıntıları kalıyor. Binlerce yıl sonra ise ana karakterimiz olan Senku bu uzun taşlaşmış uykusundan uyanıyor. Sebebi yine bilinmiyor neden. Ve bilime olan aşkıyla ve o süper beyniyle ve o soğan şeklindeki saçlarıyla medeniyeti tekrar inşa etmeye koyuluyor. Ana karakterimiz belki de anime evreninde görebileceğiniz en akıllı kişi olabilir. En havalı da olabilir. Medeniyeti inşa ederken bir sürü eksperimentler yapıyorlar. İşte konular anlatıyorlar. Ne? Naruto izlenmemiş diyorum belli. Neden? O da mı postapokalip? Hayır. En zeki karakterler. En zeki ve en havalı dedi ya. Anladım, anladım. Nasıl oluyor? Çok bilgilendirici de aynı zamanda. Sanki siz de o küçük medeniyetin bir parçası ve siz de gelişiyormuş gibi hissediyorsunuz. Benim hissettiğim şeyler en azından bunlar. Ve o tür şeylere de ilgim olduğundan açıkçası benim çok çok hoşuma gitmişti. Ama ilgisi olmayan birisinin bile heyecanlanabileceğini garanti verebilirim. Daha sonra işte medeniyeti inşa ederken önüne tabii ki engeller çıkıyor. Başka düşmanları ediniyorlar. Onlara karşı koymak için yine o beynini kullanıyor. Yine icatlar yapıyorlar. Önceden bulunmuş icatları tekrar icat ediyorlar. Ellerinde olan resource'larla yapabildikleri kadar. Çok ilginç, çok değişik bir konuya sahip gerçekten. Bununla eşi benzeri bir anime yok zaten galiba. O yüzden de çok ilgi çekmiş olabilir yeni bir anime. Toplamda şu anlık 24 bölümü var. İkinci sezonu kesinlikle gelir. Ve My Animal Spawn'ı ise 8.4. Kesinlikle bundan daha çoğunu da hak ediyor. Bunu sen de izlemediysen izleyelim bu arada. İzleriz. Geldi ikinci sezon. Gelmiş ikinci sezon. Öyle mi? Oha, 3 de geliyormuş. Bir diğer kategorimiz ise yine herkesin vazgeçilmezi romantik komedi. Ben açıkçası çok fazla romantik komedi animesi izledim. Kısalardan daha çok 12-24 maksimum. Ama hiçbiri öyle çok güzel, muhteşem diyebileceğim derecede değil. Ondan sonra animeden neden soğudun amına koyayım? Kız memelerini şeyle çizdi ya kanka bak. Ne dedim ama çocuğun bak, anime çete, zevki çete hakkında? Bak ne dedim çocuğun anime zevki hakkında? Yani hocam sen istiyorsun ki herkes birbirini dövsün. Biraz da sevsinler birbirlerini amına koyayım. Hentai bu yazıyorlar chatten bu arada. Bu hentai mi? Yani, hayır yani. Yani neredeyse anlamadım. Tamam oğlum devam et ya. Ortalama seviyedeydi. Ama bence Golden Time diğerlerine göre daha olgun ve daha iyiydi. Güzel bir konusu vardı. Saçma bir hikaye değildi. Ne bileyim işte şu kaybolmuş bunu buldum. Aa sen benim çocukluk aşkım mısın? Öyle bir saçma konusu yoktu. Ayrıca bu romantik ilişkinin iki üniversitenin arasına geçtiğini de düşünürsek hani biraz daha olgunca diyebiliriz. Hikayeye gelirsek Tadabanri isimli ana karakterimiz yaşadığı kasabada kalırken suda bir şey gördüğünü sanıp köprüden düşüyor. Bundan dolayı da hafızasını yitiriyor. Ama üniversite okumak için de Tokyo'ya taşınıyor. Büyük bir şehir tek başına kalıyor orada. Orada yine arkadaşlar ediniyor, yeni kişilerle tanışıyor. Orada tanıştığı bir kıza da romantik bir ilişkisi başlıyor. Bence komik, biraz daha olgunca işlenmiş. Konusu da çok ilginç ve bunu diğer romantizm animelerinden ayıran bir tane daha kriter var ama onu burada söylersem az çok spoiler olacağı için söylemiyorum. Kendiniz izleyip görmenizi tavsiye ediyorum. Bir olağanüstülük falan var herhalde. Azdım. Ne? Kanka bu işte bu böyle. Bu Seven Deadly Sins'i de bundan izliyor. Fena sarıyor Elizabeth'si. Elizabeth'si! Bence bir göz atmanız aslında kötü olmaz. Anime zaten 24 bölüm 2013'te çıktı ve daha yeni sezon gelmedi. Geleceğini de sanmıyorum. Güzel de bitti çünkü. Spoiler oluyor mu bu? Her neyse. My Animal Spawn'ı 7.81. Bazıları kötü... Bu çocuğun kendi hastasına paylaşımı. Yani puanı da o kadar yüksek değil.
diyor, kendisi yorumlarını okumuştum. İşte çok kızımsı diyorlar. Bence öyle bir durum söz konusu değil. Gayet de normal, herkesin izleyebileceği bir şey. Pişman olacağınızı sanmıyorum. Olursanız da beni suçlayabilirsiniz. Çocuk çok efendi takıldığı için hiçbir şey diyemedim. Olursa da beni suçlayabilirsiniz deyince bittin değil mi? İçinde öldün. Bittim kanka. Kaç dakikadır bütün... şunun anlatımı bitsin de buna sallayayım diye bekliyordun değil mi? Kanka 15 tane espri biriktirdim ama bitti yani. Yok oldu. Hepsi içinde patladı bro. Naif kartı oynandı ve Holmes yeni şekilde. 24 bölüm kanka. Her bölüme bir posta sıkıştırsan. Doğru. 24 posta. Sayısalcı. Bu ne? Bu ben kanka. Evet, 7. ve bizi ağlatacak olan kategorimiz belki de dram. Ben dram animesi fan değilim. Çok fazla dram izlemedim. Hatta belki çok çok az izledim bile diyebilirim. Ama izlediklerimden arasından tavsiye edebileceğim en iyisi Anohana. Çok kişi bu animede de ağladığını söylüyor ama ben sonunda ağlamadım. Bilmiyorum, duygusuz olduğumu gösteriyor mu böyle bir şey. Ama animenin güzel olduğunu inkar edemeyeceğim. Dokunmuştu tabii kalbime, her ne kadar ağlamasam da. Hikayemiz Jinta ve Menma isimli iki çocukluk arkadaşı arasında geçiyor. Çocukken 6 tane çok yakın arkadaşlar. Bir kazadan ötürü Menma isimli aralarından bir kız hayatını yitiriyor. Şu an DM'lere bakayım dedim. Şöyle DM'ler alıyorum. Mutlu abi sakın vazgeçme. Herkese animeci yapacağız. Herkese AOT izleteceğiz. Herkes bir günlüğüne animeci olacak diye bir söz vardır. Abi kusura bakma da bu Holmes aç... Ne alaka ya? Ne diyor? Abi kusura bakma da bu Holmes aşırı gıcık oldu. Mal mal konuşuyor. Holmes ne diyorlar lan? Uzasın mala bak, her şeye laf atıyor amına kodumun aratıcısı. Animecilerin toksikleri de böyle oluyor işte. Kanka bana da toksik bir DM gelmiş. Toksik animeci diyorlar sana. Holmes ne diyeceksin? En iyi laf bence uzasın mala bak, her şeye laf atıyor amına kodumun aratıcısı. Kanka bana da bir DM gelmiş. Bak diyor ki Holmes diyor bence anime konusunda kaliteyi arttırıyor. Muti siktir git. Kolpacıya bak şu an uygulamış diyem. Misilleme diyem amına koyayım. Kendim. Görmüyoruz ya, salla amına koyayım. Siz ikiniz de birbiriniz arasında bölündüyseniz harbiden yazıklar olsun ya. Yok ya, niye bölünelim oğlum? Hayır, bir de ikimizin de tarafları oluşmuş ya. Devam. 10 yıl sonra da Menma'nın ruhu artık hayaleti demek istersiniz. O Jinta'ya gözüküyor ve bir isteğinin olduğunu söylüyor. Oğlum, o tüm 6 arkadaşı da bir araya toplamasını istiyor ondan. Tabii o sırada da herkes ayrılmış, kendi işine bakıyor. Artık çocukluklarındaki gibi böyle çok yakın arkadaşlıkları da yok. Jinta'nın da tabii ki ayrı bir hayatı var. Onun ki diğerlerine gitsin, göre belki daha da kötü depresyona girmiş, böyle üzülmüş. Uzağa. Amına kodum bunlar otocisi. Oğlum ya. Yani bu videoyu yapan şey çocuk net yurt dışından denmiş bu arada. Ne alaka? Öyle bir şey söylemişler, anlamadım. Oğlum ben zaten ben müthiş bir anime fanı değilim. Ben tapları izleyip salan tayfadanım. Anladım. Ben gerekeni gerisi... aldım deyip bıraktın. Ha, aynen öyle. Sen de öyle olursun büyük ihtimalle Efe. Bunlara ciğer dayanmaz. Bir şey geliyor Mustafa. Bütün Naruto'cular böyle amına koyayım. Sınıfta bir çocuk Naruto'cuyu her boka sallıyor. Ya abi vallahi çocuk haklı. Holmes mal mal konuşuyor amına kodumun Naruto'cusu. Kanka böyle şeyler oluyor. Holmes kanka anime kızına laf edene çeker vururum gibisinden sert söylemler de var. Aa lütfen. Senin biraz daha naif bir Naruto'cu haline geçmen lazım Holmes. Kanka bu Naruto hakkında hakaret edenler Naruto izlememiş. Veletlerdir. genç animecilerdir siz bunlar. Siz gidin amına koyayım şey izleyin. O bir dakika önceki videonun önerdiği animeyi izleyin. Gold Times mıydı? Golden Time. Bu arada Holmes'i orada laf edenler genç animeciler diyor Holmes. Onlara da bir büyükleri olarak tabii ki gülüyor, geçiyor ve saygı gösteriyor. Tebrikler Holmes. Bravo. Devam ediyoruz. İnanılmaz bir yayın. Hala Menma'nın ölümünü düşünen karakter. Her neyse, konumuz bu 6 arkadaşın tekrar bir araya gelip gelemeyeceğini konu alıyor. Müzikleri falan güzel bence. Aşk 101 yani. Doğru, benzer. Kanka şimdi mesela bu ilginizi çekti mi? Yok. Ben Aşk 101'i keyifle izledim. Ben Aşk 101'i izledim. Hayır oğlum, Aşk 101 değil yani şu yani. Sen Aşk 101 bak, izledin mi? Kanka ben izlemedim.
Bende şey var zaten. Netflix eksklüzyif yapımlara... Sinan'ı siktir etmişliği desem. Gelmedi ses. Bir dakika, sen Netflix eksklüzyif yapımlarını izlemiyor musun? Kanka bende hep şey oluyor. Bir ön yargı oluyor. Yani şeyi biliyorum yani. Ortalama bir şey izleyeceğim. Anladım. Bir tek, anladım. Bir tek The King diye bir film var. Ereksiyon geçirerek izlediğim o. Anladım. Anladım. Açlık hissini de güzel vermişler. Menman'ın gerek sadece hintay gözükmesinden dolayı da zaten aralarında böyle deli misin falan olayları geçiyor. O yüzden de olay çok çok daha zorlaşıyor. Eğer izlemediyseniz ki sanmıyorum, ya, umarım izlemişsinizdir. 11 bölümcük Netflix'te de var. 11 bölüm hemen bir günde bile bitirirsin. My Animalist skoru ise 8.47. Çoğu anime sanki bu civarlarda gözüyor gibi. Yani bu çok sarmadı. Unutmayın. Terli dün. Arkadaş grubu dün. Deredeki tuvalet terli. 8. kategoriye de belki diğer tavsiyelerde göremeyeceğiniz değişik bir kategori yaptım kendime göre. Feel good, böyle casual, rahatlatıcı, hani ne bileyim belki. Chill. Bu tersten mi yapıyor sıralamayı? Hayır hayır bir... şey. 9 tane farklı kategoriden 9 tane anime tavsiye ediyor. Mesela az önce romantik komedi tavsiye etti ya işte. Ki uzun bir işten, okuldan döndüğünüz, yorgunsunuz, sadece böyle kafanızı dinleyecek, böyle sakin bir anime arıyorsunuz. Onun için ideal bir anime, muhteşem, gerçekten çok rahatlatıcı bir anime. Usagi Job. Hikayemiz 30 yaşında olan, çalışan, tek başına yaşayan bekar Daikichi ve tatlı mı tatlı bir kız olan Jin arasında geçiyor. Dedesinin ölümünden sonra ortaya çıkıyor ki Daikichi'nin dedesi evlilik dışı bir kıza sahip. Tabi aileden kimse bu kızı sahiplenmek istemiyor, işte iştir, güçtür, buyudur diye. En sonunda Daikichi dayanamayıp o kızı kendine alıyor. Çünkü yoksa başkasına verecekler. Böyle kötü bir olay var. Daikichi tabii ki buna dayanamayıp o kızı kendi evine kanka alıyor. O kıza bakışıyor. Mesela bunu neden izlersin? Doğru. İçinde hiçbir anime... Ben açıkçası yani... bunu izleyeceğime, yani bak bunu izleyeceğime açarım. Beslemeyi Fox TV'de. Beslemeyi hatırlıyor musun? Hayır. Fox TV'de gündüz saatlerinde yayınlanan bir tane Ankara dizisi izlerim. Ankara mı? Ankara dizisi deniyor. Ankara. Ankara dizisi diye bir terim vardır. Ne demek hikaye? Ankara'da geçiyor işte. 1000 bölüm falan giderler. Ha? Ankara'da çekilir. Genellikle bunların seti Ankara'da olur bu tarz dizilerin. Mesela Deniz Yıldızı. Hepsinin ismi evet. Aynı işte. Aşk evet. Portakalı. Evet. Aşk Portakalı. İnadına aşk. Yüzüm kompostu. Acil aşk aranıyor. Bas bana aşk. Aşk. Düz aşk. Yamuk aşk. Tersten aşk. Ayrılık. Gökten ağaç. O ayrılık, bu ayrılık, şu ayrılık falan o tarz. Anladım. Baba olmasını öğreniyor, sorumluluk almayı öğreniyor. Arasında çok tatlı böyle baba kız ilişkisi gibi çok tatlı bir ilişki gelişiyor. Çok 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 tatlı, çok sakin müzikleri olsun. Ya böyle tamam, ses ilkesi programı. Ve daha sonra bana fikrini söylemeyi... 9. kategori ne acaba? Geçici o. Komedi mi? Nanshi kokousei no nichijou. Ha. Öyle desen ama. Oğlum bayağı mükemmel falan diyorlar buna. Mo omae ra kaere. Kekko niyatteru zo. Sonuncu ve 9. kategorimizde komedi ve slice of life. En güzelini en sona bıraktığım, gerçekten çok sevdiğim, çok güldüğüm, çok süper bir anime. Erkeklerin belki daha çok sevebileceği, daha çok güleceği bir anime. Şimdi konuyu anlatınca anlarsınız zaten. Belli bir konusu yok. Tadakuni, Hidanori ve Yoshitake 3 tane lise arkadaşı. Üçü de bir erkek lisesine gidiyor. Kızlarla ayrı okuldalar. Bu yüzden kızlarla iletişimi olsun, hareketleri, halleri yani olsun. Çok... Baya... Yani... Yani. Ne alaka ya? Ay, dünya üzerindeki tüm animelere random atıp koysa daha iyi video olurdu yazmış. Saçma kız. Birisi de bunu videoyu hazırlayan ergenliğe yeni girmiş. Bu nasıl bir liste yazmış. Bak bunu ben desem kanka götümden sikiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Chat'te yazmış. Böyle şeyler diyorsun amına koyayım. Bu arkadaşın yaşı kaç acaba? Çok büyük eleştiriler var kendisine. Az önce halbuki naif bir şekilde kendi 9 anime önerisini söyleyip beğenmezseniz suçlusu benim tarzında tatlı bir cümle kurmuştu. Bu adam size ne yaptı? Bu adam size güzel öneri vermek dışında. Sadece. Posta mizahı var bunda.
Herif o kadar iyi niyetli ki bu arada cidden bir şey söyleyemiyorsun yani. Ver devam ya. İmam Hatip'li kardeşlerim ne yapıyormuş onlara ya. Efe bunlarla animeye giriş yaparsan üzülürsün ha. Yazmış birisi. Teknik liseli oğlanların hayatı çok komik. Amına koyayım gidin Naruto izleyin günde 25 saat. Kanka bunu bak mesela bunu izleyeceğine South Park falan izlersin ne bileyim. South Park çok iyi ama. Çok iyi. Ben bu dizi izleyeceğime 80 bölüm Güneşi Beklerken izlerim yazmış biri. Banana Fish çok fazla yazılıyor ve sana da fikrini çok sordular bu arada. Banana evet. Fish izlemedim ki. Banana Fish tarzı animeler hakkında ne düşünüyorsun Banana yazmışlar. Banana Fish tarzı animenin ne olduğunu da bilmediğim için. Bakalım sen biliyor musun?